Neden bana iyi davranıyorsun? Sen çok akıllı bir kızsın ve seni çok seviyorum. Şaka gibi. Boş ver bunları. Bak bende ne var? Emre'nin günlüğü. Ama... Al bunu. Sınıfta arkadaşlarınızla okur, eğlenirsiniz. Ama Emre bunu duyarsa canımı okur. Korkma. Ben senin arkandayım. Beni dinleyin. Sevgili günlük. Bugün yine özgü yüzünden babamla nazar işittim. Bazen bu hayattan uzaklarda olmak istiyorum. Mesela dünyayı dolaşan bir geminin kaptanı olsaydım ne güzel olurdu. Ama sevsinler kaptan olacakmış. Ya da uzay gemisiyle tüm gezegenleri dolaşmak. Ya sen ne yaptığını sanıyorsun ya? Defterimi nasıl çalarsın? Birincisi hayal gücün çok geniş, tebrik ederim. İkincisi o defteri ben çalmadım. Yalancı! Biraz önce sınıfta herkesin için okumam için bana verdi cicim. İnanmıyorsan sorabilirsin. Evet o verdi. Sanırım müdürün odasına gitti. Kesinlikle bu işte bir şey var. Gel benimle. Nana nana nana. Ne var? Beni mi takip ediyorsunuz? Nana sen bu olamazsın. Evden kaçtığım günü hatırlıyor musun? Beni hep seveceğini, hiç bırakmayacağını söylemiştin. Kim? Ben mi? Sonra ben matematik sınavına girerken beni sabaha kadar çalıştırmıştım. Senin sayende 5 almıştım. Hadi canım. Kimse için uykusuz kalacağımı sanmıyorum. Nana benim doğum günüm hangi gün? Bana ne senin doğum gününden? Sana bir şey söyleyeyim mi? Bu kesinlikle Nana değil. Evet değil. Gel benimle Makbuş'a telefon açacağız. Evet. Kulina bizi duymadığına göre oyuncaklar dünyasında da işler karışmış olmalı. Ah, o mendebur Allah bilir orada da neler yaptı. Alo? Emre? Evladım? Evet? Efendim? Nana mı? Hı? Burada, benim yanımda. Olur mu çocuğum? Allah Allah! Karşımda duruyor kanlı canlı. Hoppala! Tamam tamam, söylerim çocuğum. Ne oldu? Okulda senden bir tane daha varmış. Nasıl yani? Emre senin bir kopyanın okulda olduğunu söyledi. Ben hemen okula gidiyorum. Bir gün şak diye kalpten gideceğim, o olacak. Çocuklar eminsiniz değil mi? Kesinlikle. İki patates. İşte geliyorlar. Saklan saklan. Nana Hanım, bir dakikanızı rica edebilir miyim? Özür dilerim Nana Hanım. Kulina Hanım'ın son sözü bu mu yani? Maalesef sizi bir daha görmeyecek. Üzgünüm. İzninizle. Kendimi iyi hissetmiyorum da. Gitti gitti. Gel. Ya ben bu oyunu sevmedim. Başka bir şey oynasak olmaz mı? Şu işe bak. Bana ne kadar benziyor. Benzemiyor. Birebir ikizin. Demek kötü olan her şeyi o yaptı. Bu kesinlikle şokerin başının altından çıkmış olmalı. Hı. Neyse bir fikrim var. Müdür bey? Efendim? Annemi ikna etmeye çalışacağım. Söz veriyorum. Öyle mi? Çok teşekkür ederim Nana Hanım. Siz de Kulina Hanım gibi çok yüce bir yüreğe sahipsiniz. Teşekkür ederim.